Ben Avşin Manastır Köyü'nden Şair Erol Boyunluk. Avşin'de oturuyorum, tekerleğinde çalışıyorum. Benim de 4 tane çocuk var. Avşin Ozanlar Devri ailesiyim. Ayrıca Halil Bey'e bize mihmandarlığından dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Amatör olarak şairlik yapıyorum. Bu uğraşıyorum boş zamanlarımda. Ne kadar yapıyorum o da ayrı. Tabi söz şaire şiire gelince geldiyse elbette ki şiir okumak gerekiyor. Şimdi ben 70'li yıllardan bahsediyorum. Gerçi o yılları hep bilirler de Abdül abi, Mecid abi dahi bilir. Şimdi bir Dezzem'in oğlu var şeyde, öğretmen. Bir daha anlattım ben ama. Balıkesir'de onunla beraber biz Harman'da yatardık. Harman'da Cedi'nin üstünde yatardık. Affedersin iki tane itimiz vardı. Onlar da çok hızlıyım, kesmeyim üstünde yatardık. Ben çok hoşuma giden bu Harman. Efendime söyleyeyim işte çadırda daha görürsem gözüm açık gider. Çadırda hiç yatmadım yaylada. Bağdamında hiç yatmadım. Bunlar hayalim duran şeyler. Bunlar derim olmaz. Yatarken işte gökyüzüne bakar, yıldızları seyredip uyurmuşsun. O ara üstümüz açık, üşürmüşsün. Birbirimize sarlanırdık, yatardık yere. O gençliğim, o çocukluğum aklıma geldi. O yıllar bir şiir yazdım. Onu okuyayım size. Harman yerinde. Yıldızlara baka baka uyurdum. Cecin üzerinde, harman yerinde. Şu gönlümü duygu ile doyurdum. Gücün üzerinde, harman yerinde. Geçtik bu ya, sular gibi akardık. Yiğitler güreşir, bizler bakardık. Sinsim oynar idik, ateş yakardık. Sacın üzerinde, harman yerinde. Gücün oynuyor, harman zaman oynamıyor. Harman zaman oynasa bu da harmanı yakar. Severdim ekme, yemlik dürerdim. Koşardım, oynardım, kendim yorardım. Bazen sultan olur hayal kurardım, tacım üzerinde harman. Kanlar giderdi tozlu yollarda, bir bozlak sedası yanık dillerde. Kör oğlu misali çamlı bellerde, tacım üzerinde harman yerinde. Giryaniyim, gerçekleri bilirdim, yorgun abim akşam eve gelirdim. Rüyalarda hayhımı alırdım, öcüm üzerinde harman yerinde.